Daha sonra milliyetçi Çin dönemi tamamen Doğu Türkistan için bir mücadele yıllarıdır ve bu mücadele yıllarının sonunda Çin Komünist Partisi Osman Batur'un bu mücadelesine son verebilmek için bölgeye bütün Çin'in askeri gücüyle geliyor. Bakın dikkat edin söylediğime ve Osman Batur bunlar da Osman Batur'u durdurmaya yetmiyor. Yani düşünün aşağıda urganlara bal sürüp onu daire haline getirip oradaki dağların tepesine çıkardığınız zaman onun donacağını hesap ederek mancınıkla iki tane uçak düşürmüş bir adamdan bahsediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir adam, böyle bir inanılmaz bir mücadele adamı. Ve onun için insanlar Osman İslamoğlu'nu daha sonra Osman Batur'a çeviriyor. Bu değişim o Doğu Türkistan halkının özgürlük, bağımsızlık ve insanca yaşama taleplerinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Yani Doğu Türkistan'da Osman İslamoğlu'nun adının niye Osman Batur'a dönüştüğünü anlarsak belki Doğu Türkistan mücadelesiyle küçük de olsa bir selamlaşmış oluruz. Şimdi burayı geçmeden önce Osman Batur yakalanıyor. Daha sonra halka bu Osman Batur'un yakalandığı cennet mekan gösterilmek ve bir anlamda halkı bir daha bu tür isyanlar yapmasın diye büyük bir meydana topluyorlar. Ve bu topladıkları yani neredeyse Doğu Türkistan halkının ne derler belli bir yaşta yani buluğ çağını geçmiş olan bütün Doğu Türkistanlıları erkek kadın hepsini bir meydana topluyorlar ki görün sizin arkasından gittiğiniz adamı biz yakaladık ve şimdi idam edeceğiz diye bir platforma çıkartıyorlar. Osman Batur'a diyorlar ki sen Müslümansın. Siz de soruyorlar. İşte son şeyin nedir? Talebin nedir? Osman Batur diyor ki boynumdaki ipi çıkarın. Burada diyor çok uzun olmayan bir şeyler söyleyeceğim. Sonra diyor ben kendim çıkarım ve o ipi boynuma takarım. Sonra kendi sandalyeme de kendim vururum. Diyor ki ya yapsın ne olacak? Bunun üzerine Osman Batur kürsüde o taburenin üzerinden iniyor ve ellerini kaldırarak diyor ki Allahu Ekber ve secdeye varıyor. Bütün meydan aynı şekilde secdeye varıyor. Ayağa kalkıyor, tekrar Allahu Ekber diyor. Bütün meydan onunla birlikte secdeye varıyor. Tekrar ayağa kalkıyor. Tekrar Allahu Ekber diyor. Üçüncü kez secdeden kalktıktan sonra şu ölümsüz dörtlüğü söylüyor. Diyor ki Türküz deyip çekip çekip vurdular. Bizi vurup bizden hesap sordular. Ölümden öteye yol mu koydular? Dikiliyoruz ulan diyor. Ölüm sehpasında bu sözleri söyleyebilecek başka bir millete, medeniyete sahip insan bulamazsınız. Yani bu Allah'a, kendi milletine ve davasına inanmış bir adamın ete kemiğe bürünmüş ve ölüme giderken söylediği sözlerdir. Şimdi neye davet ediyoruz? Biz insanlara diyoruz ki Osman Batur'un davasına sahip çıkın. Bu meseleyi doğru anlatacak Allah bize akıl versin, dil versin, Amin. ağzımıza cümle versin. Ne diyorsanız, ne için dua ediyorsanız bütün o güzel dilekler olsun ki biz derdimizi, içimizdeki yangınımızı dilimize dökebilelim. Ve tekrar ediyorum. Ne desin Osman Batur? Diyor ki Türküz deyip çekip çekip vurdular. Bizi vurup bizden hesap sordular. Ölümden öteye yol mu koydular? Dikiliyoruz ulan diyor. Ya nedir? Sen ne yaparsın bana? Öldürürsün. Daha fazla ne yaparsın? Hiçbir şey. Daha da ilginci var. Osman Batur büyük bir törenle defnediliyor. Daha sonra Çinliler periyodik olarak uzun yıllar, bakın aylar, günlerden bahsetmiyorum. Uzun yıllar Osman Batur'un mezarını bombalıyorlar. Bakın mezarını. Şimdi
Bu nasıl bir medeniyettir? Neyle karşı karşıyayız? Neden bahsediyoruz? Anlaşılsın diye söylüyorum bütün bunları.